Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 23 Kasım günlerden çarşamba. Gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak gözyaşlarıyla uğurlandılar başlıklı haber yer alıyor. Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK-YPG'li teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik düzenlediği roket saldırısında şehit olan Hasan Karataş ve öğretmen Ayşenur Alkan düzenlenen törenle toprağa verildi. Karkamış'a yönelik terör saldırısında şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan 19 kişi Gaziantep, Karkamış ve Nizip'te bulunan hastanelerde tedavi alındı. Tedavileri tamamlanan 13 yaralı taburcu edilirken aralarında Büşra Karataş ile 5 aylık bebeğinin de bulunduğu 6 yaralının tedavilerine devam ediliyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Büşra Karataş ile bebeğinin hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak yolun sonu geldi. Erdoğan terör örgütlerinin Karkamış'a roketle saldırısı hakkında Türkiye'yi harf oyunlarıyla terör örgütünün ismini değiştirerek yanlarında askerlerine görüntü verdirerek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu geldi dedi. Geçelim bir diğer haberimize. Pitbull'u saldırıya uğradı başlıklı haber var sırada. Bursa'da bir kişi husumetlisi olduğu kişiye pitbull cinsi köpekle saldırdı. Kolları parçalanan Erol Duran 3 günlük yoğun bakım sürecinden sonra hayata tutundu. Duran saldırı esnasında pitbull cinsi köpeği camdan aşağı attı. Sıradaki haberimiz minibüs sürücüsü tam kusurlu çıktı. Merzifon'da turne dönüşü tiyatro oyuncuları Tolga Güler Yüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın hayatını kaybettiği kazada tıra çarpan minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş'ın tespit tutanağına göre 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Hemen altındaki haberimize bakacak olursak Bahçeli'den Esad çağrısı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır dedi. Ve 3 Aralık'ı bekleyin dedi Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada 3 Aralık tarihini vererek yeni bir vizyon belgesini de açıklayacağını duyurdu. Sıradaki haberimiz ise kadın üreticilere fide desteği. Nilüfer Belediyesi İnegazi'de çilek üreterek aile ekonomilerine büyük katkı sağlayan ve birçok kadına da örnek olan İnegazili kadınlara 100 bin adet çilek fidesi verdi. Ve Bursa Haber gazetemizin 15. sayfasındayız. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız. Başlığımızsa Timsah Evde Yok. Bursa Spor'un kalesi olarak nitelendirilen Timsah Park'ta son 5 iç saha maçında kaybedilen 10 puan büyük bir şaşkınlık yarattı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de 15 hafta geride kalırken Bursa Spor iç sahada kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Beyaz grupta mücadele eden Yeşil Beyazlı ekip son Isparta Spor yenilgisiyle birlikte tekrar ateş hattına geriledi. Ve hazırlıklar başladı. Bursa Spor bu hafta deplasmanda oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçının hazırlıklarına dün başladı. Kendi sahasında oynadığı ve 21 kaybettiği Isparta 32 spor maçının ardından bir günlük izin yaşayan Yeşil Beyazlılar bu zorlu mücadelenin startını dün verdi. Bir diğer haberimiz ise Bursa Spor'dan Talat Diniz mesajı. Yeşil Beyazlı Kulüp eski başkanlarından Talat Diniz'in 12. ölüm yılında saygıyla anıldı. Bursa Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda eski başkanlarımızdan Talat Diniz'in vefatının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı. Meydan gazetesindeyiz. Manşetimizde ise köklerini kazıyacağız başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf Ali Barajı açılışında Irak ve Suriye'nin kuzeyine kara harekatı mesajı vererek yolun sonu gelmiştir. Tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Yusuf Ali Barajı'nın Türkiye yüzyılına yakışır bir eser olduğunu belirterek, ülkemizi geleceğe hazırladık, Türkiye küresel söz sahibi haline geldi. Bu eserin gururunu milletimizin tamamına aittir dedi. Ve gözlerimizi Yıldırım'a çeviriyoruz. En büyük şehir gönül dedi Sayın Oktay Yılmaz. Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği aile danışmanı yazar Saliha Erdem'in konuşmacı olarak katıldığı Ailede Mutlu Çocuklar Yetiştirmek konferansına katılan Başkan Oktay Yılmaz, biz inanıyoruz ki en büyük şehir gönüldür dedi.
ve hakları için yürüdüler. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi'nin Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlediği yürüyüşe katılan çocuklar haklarına dikkat çekti. Başkan Turgay Erdem, fırsat eşitliği sağlamak adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek sizleri önemsiyoruz dedi. Sıradaki haberimiz ise Demirtaş'a müjdeler var. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, Osman Gazi ilçesi Demirtaş bölgesine eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yeni müjdeler verdi. Eskin yeni yatırımların müjdesini Demirtaşlar ile paylaşarak Bursa'mız için canla başla çalışmaya devam dedi. Bir diğer haberimiz ise 36.854 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, 2015'ten bu yana yurt içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36.854 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Geçelim bir diğer gazetemize. Yeni dönemdeyiz. Manşetimizde ise köklerini kazıyacağız başlıklı haber var. Artvin Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden Pençe Kılıçhava Harekatı'na değinerek en kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız dedi. Bir diğer haberimiz ise HDP düşman bakiyesidir dedi Devlet Bahçeli. Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe Kılıç Harekatı'nın Türkiye'nin hukuki ve meşru bir hakkı olduğunu söyledi. Bahçeli, bu harekata karşı gelen, bu harekatın durdurulması ile ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sızmış düşman bakiyesidir dedi. Bir diğer haberimiz ise teröre büyük darbe. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne yurt içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36.854, bu yılın başından itibaren ise 3.585 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bir diğer haberimize geçelim. İşkur'da 35 gözaltı var. İşkur Genel Müdürlüğü'nde ihale yoluyla düzenlenen meslek edindirme ve işbaşı eğitim programlarında usulsüzlük yaparak kurumun 20 milyon lira zararı uğratılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli yakalandı. Ve bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.